Recep Çetin'le Sen de Konuş programını Tamer Tanca gururla sunar. Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar, güneşli ama bir o kadar da soğuk bir Erzincan gününden sizlere merhabalar diliyoruz. Efendim, Mart ayının son günlerini, Nisan ayının başlangıcını yaşıyoruz. Aslında bahar geldi diyebiliriz ama Erzincan'a kış daha yeni geldi desek bu da doğru olur. Efendim, son iki gündür Erzincan'da etkili olan kar yağışı hem Erzincan'da hem de çevresinde bayağı olumsuz koşullara sebep oldu. Ama bugün hava güneşli olmasına rağmen de kar sonrası o soğuk devam ediyor. Neyse, artık sözü çok fazla uzatmayalım. Hem Ramazan ayındayız, hem de bahara yeni bir başlangıç yapıyoruz, hem de seçime çok az bir süre kaldı. Siyaset meydanında artık her gün olay kızışıyor. Söylemler biraz daha sertleşiyor. Sohbetler, muhabbetler artık tamamıyla siyaset üzerinden gidiyor. Ve özellikle de son günlerde internette en çok izlediğiniz röportajlardan bir tanesi de yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Bu söylemleri artık her yerde, sosyal medyada, haberlerde, her yerde duymaya başlıyoruz. O zaman artık biz de bugün soralım dedik. Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz Cumhurbaşkanlığı sisteminde? Efendim, çünkü Cumhurbaşkanlığında artık adaylar netleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. 4 tane Cumhurbaşkanı adayımız var. Ve artık o isimleri net bir şekilde sorabiliyoruz. Milletvekilliğinde ise süreç devam ediyor. Aday adaylık süreci devam ediyor. 9 Nisan'da listeler netleşecek ve o zaman da partilerin milletvekili adayları belli olacak. Ama öncelikle bugünkü bizim sorumuz, yarın seçim olsa Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz, kimi görmek istersiniz? O halde sözü artık çok fazla uzatmayalım. Recep Çetin'le Sen de Konuş başlıyor. Efendim, yarın seçim olsa Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi, Sinan Oğan mı? Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Ben geçmişten bu zamana kadar hep reisle geldik. Biz reisle yolumuza devam ederiz. Yani Recep Tayyip Erdoğan abi, biz şaşmayız o adamda. Şaşmayız diyorsunuz. Peki hemen şaşmayız. Sizden de alalım. Recep Tayyip Erdoğan. Sebep? Sebebi yok yani, Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu diyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu bu ferahat, temiz, aydınlığa geleceği bir insan olduğunu düşünüyorum. Kim oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Sebep? Bilge liderimiz öyle buyurmuş, biz öyle devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bu altılı masa, yedili masa oldu. Bunların fikirleri de, zikirleri de, her şeyleri belli. Türkiye'yi bölüp parçalamaya geliyorlar. Onun için hiçbir şeye bakmamak lazım. Recep Tayyip Erdoğan tek lider. Kime vereceğini oldu? Tayyip Bey. Tayyip Erdoğan. Evet, evet. Tamam, pekala. Efendim, yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Bey. Tayyip Erdoğan'ı. Peki efendim. Siz efendim? Tayyip Erdoğan'ı. Peki efendim. Teşekkür ederim. Tayyip. 1946 Erzincan doğumluyum. Ben ondan önceki her şeyi karnesine varınca kadar biliyorum. Bugün de, yarın da ve bundan sonrası da Recep Tayyip Erdoğan değişmez. 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 Peki, teşekkür ederim. Milletimizin, devletimizin bekası için, altılı masanın yok olması için Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bunlar durmadan Recep Tayyip Erdoğan geçsin. Neden geçsin? Demek ki bir şeyleri var. Kendilerine korkuları var. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Baba. Tayyip Erdoğan. Tayyip Baba. Tayyip Erdoğan. Tayyip Baba. Neyse. Sebep söylediksen. Sebep daha herkes görüyor abi. Sebebi ne? Ya bir daha ne sebep olsun? Tamam. Adam abi, ülkeyi değiştirdi. Herkes abi, ülkeyi kor ya. Abi, abi büyük büyük önemli fabrikalar olan, yapmak ister o sırada. Buna da engel olmaz. Tek kelimeyle reis. Diyorsun, sebep? Sebep ülkemize ayağa kaldırdı. Hiç yapılamayan hastaneler yapıldı. Hiç yapılamayan yollarımız yapıldı. Ben de belediye personeliyim. 14 senedir Erzincan Belediyesi'nde hizmetkardım. Biz Cumhurbaşkanımız gibi halkımızın hizmetkarıyız. CHP'de başka kime vereceğiz abi? Ben Avrupa'dayım. Avrupa'da o oyumu kullanacağım. Biz de Avrupa'dayız. Ya kardeşim, bu pahalılığa karşı kime verecek? He? Biraz da abi, bir döner yedim 110 lira. Vallahi bir döner yedim. Ben 2009'da İsviçre'de geldim.
bir döner 45 liraydı. Vallahi hiçbirine vermem. Sebep? Çünkü bu anki durumumuz, şu anki halimiz zaten adam akıllı bir muhalefetin olmamasından dolayı. Bunlar zaten zamanında iş yapabilseydi bu zamana kadar 22 senedir bu ülkede zaten bir yere gelirlerdi. Yine yapamayacaklar için, yine ellerine yüzlerine bulaştıracaklar için ikisine de vermek mantıklı gelmiyor. Zaten yurt dışında yaşadığım için de orada yaşayan bir insanda Türkiye'de oy vermesini de etik bulmuyorum. İnşallah yardımcıları alınan buradaki insanların. Hayırlı olma vereceğim. Ne olur? Kılıçdaroğlu'na. Sebep nedir efendim? Sebep şu anki ekonomik durum. Dış ilişkiler, yani İslam ülkelerindeki şeyler. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Neden sorabilir miyim? Hak ettiği için. Bu kadar yani. Peki. Valla Kılıçdaroğlu'na başta kimseye de vermiyor. Kılıçdaroğlu. Peki sebep sorabilir miyim? Neden sorabilir? Sebep sorabilir? Ekonomi. Ekonomiden. İşsizlik. Kaldı. Suriyeliler gelmez. İş hakkını hepsini onlara cevabilir. Bütün şeylerimiz hep... Gelirimiz onlara gidiyor. Bir değişiklik olması daha iyi. Sürekli değişik güzel. Çünkü şu an 4 tane adayımız var artık Cumhurbaşkanlığında. Recep Tayyip Erdoğan. Neden diyebilir miyim? Başka ben göremiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sebep? Düzenin değişmesi lazım. Efendim pahalılık var. Yoksulluk var. 21 senedir düzeltmediklerini şimdi düzelteceğiz diyorlar. Buna kargalar bile güler. Siz 21 senedir iktidardasınız. Bir şey yapmadınız, şimdi mi yapacaksınız? Başkası yok ki. Tayyip'ten başka. Peki efendim. Aynısı. Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden diyebilirim efendim? Yani bizim için en ideal cumhurbaşkanı o. Görüyorsunuz. Evet. Efendim sizin de aynı görüşteyim ben de. Aynı görüşte. Sebep olarak, neden olarak? Ya öyle yani. Evet. Tayyip Erdoğan. Sebep? Dünya lideri. Kılıçdaroğlu. Sebep sorabilir miyim? Ne bileyim, öbürü 20 sene yaptı. Yeter. Değişim olsun. Değişim diyorsunuz. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Kılıçdaroğlu. Sebep? Sebep bir yenilensin. Bir yeni değişiklik olsun. Yani yeter artık, yorulduk. Tayyip Erdoğan'a. Açık ve net. Peki efendim, neden diye sorsak? 20 sene içinde bizi zengin etti. Daha niye ona oy vermeyeyim? Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Efendim nedenini sorabilir miyim? Yani değişikliğin zamanı geldiğini düşünüyorum. Sağ görüşlü olmakla birlikte Kılıçdaroğlu'nun daha başarılı olacağını düşünüyorum şu anda. Görüşmeler yenilik, oyunda. Yenilikte fayda vardır. Kılıçdaroğlu'na veririm. Sebep efendim? Ver, bir de o gelsin. Denemek, her şeyi denemek. Denemek lazım. Yok, kararsızım ben ya. Kararsız. Evet. Bu kadar zaten düşünmeye bence kararsız. Efendim size sorabilir miyiz? Benim de o şekilde, ben apolitiyim artık, bir şey düşünmüyorum. Peki, şimdilik böyle en azından. Niye öyle düşünüyorsunuz peki? Bilmiyorum, herhangi bir... şey yok yani. Herhangi bir değişim için de hazır değiliz. Şu anki durum için de bir şey diyemiyorum. Tayyip Erdoğan'a. Neden diye sorsak abi. He? Neden diye sorsak. Başka karşısında adam var mı? He? Biz soruyoruz abi. Adam var mı arasında? Biz soruyoruz. Altını masaya vereceğiz, PKK'ya teslim edeceğiz Türkiye'yi, öyle mi? Doğru mu bu? He? Eğer yiyorlarsa, sıkıyorlarsa teker teker gelsin girsinler. Niye altını masayı vurdular? Niye PKK'yı yanlarına aldılar? He? PKK daha da benim askerimi öldürsün, şerefsizlik yapsın. Değil mi? Ondan sonra bu millette... Onlar da PKK'yı destekler, millette de şey versin, onlara oy versin. He. Kime dört adayımız var. Bey, kime vermem isteyesin? Ben istemiyorum. Ben niye? Soruyorum abi. Ben soru. Şimdi bir beyle bak, bir beyle bak, bir oyana bak. Tamam mı? Nereye verdi Gümbel olayımı? Ben öyle de adamım. Bak emekli adamım, tamam mı ben? Emekli olduğum için mecbur CHP'ye vermem lazım. Yeter. Biliyorsunuz. Yeter. 20 senede köşe oldular. Bir 20 sene de biz köşe olak ne yapalım köşe nasıl? Peki teşekkür ederiz. Hep AK Partililer oluyor, bir de biz köşe olak. Efendim, ne olacak ki? Kime oy verirsiniz? Aynen CHP. CHP. Sebep efendim, size de bir sebep sorayım. Sebep. Ben hakkı muhtaç CHP. Evet. Bir şey yok. Peki teşekkür ederiz. Efendim yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz? Vallahi bir numara CHP bence. Hırsız değil, çalmıyor. Yani haram para yemiyor, bence CHP. Adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. %100.
Sayın Reis Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ı. Peki neden desem? Neden desem? Sayacak çok şey var aslında, yapılanlara bakarsak yapacaklar yaptıklarının teminatı diye bakıyorum ben. O şekilde öyle. Evet. Tayyip'e veririm. Neden desem? Abi çünkü en iyi parti olduğu için. Tayyip'ten başka kime vereceğiz? Neden desem? Neden? 20 seneden önce 80 sene Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenleri gördük. Ne hale geldiğini gördük. Her şeye muhtaç olduk. Tayyip geldikten sonra vesile oldu. Her şeyi yapan Allah da. Tayyip vesile oldu. 20 senede Türkiye çağ atladı. Çağ değişti. Herkes maddi ve manevi her şeyin sahibi oldu. Kılıçdaroğlu. Neden? Şimdi Kılıçdaroğlu bence hiçbir fırsat verilmedi. Her zaman işte yapmayacağını söylediler. Ama benim görüşüme göre Kılıçdaroğlu çok dürüst bir insan. Ve çalışkan bir insan. Şöyle bakınca adayların içinde benim adayım Kılıçdaroğlu. Peki, teşekkür ederiz. Efendim size de sorabilir miyiz? Adayınız Kılıçdaroğlu. Kim oldu? Kılıçdaroğlu. Sebep? Sebep? Bilmiyorum Halit. Ben sebebini bilmiyorum ama bence Kılıçdaroğlu. Şu anki aday hani Kılıçdaroğlu daha iyi gözüküyor diyor bu şekilde. Hani ki fark etmiyor bence. Türkiye'nin kim yararına geliyorsa, kim güzel bir değişiklik yapacaksa o olsun bence. Hiç fark etmiyor. Yani Kılıçdaroğlu da fark etmiyor. Şu anki hükümet bir değişsin, bir yeni bir siftah yapalım. Ülkemiz bir değişsin, bir toparlansın. Biz Avrupa'dan geliyoruz. Durumu iyi görmüyoruz yani. Bizim için bile çok pahalı burası. O yüzden aynen. Tayyip olur. Sebep? Sebebi yok. Görmüyor musun sebebini? Her şey ortada. Ortada. Gözler görüyor artık. Başkasına, reisten başkası yalan. Peki efendim. Recep Tayyip Erdoğan olur. Nedenini mi soruyorsunuz? Evet, 20 yıldır yaptığı icraatlar ortada. Daha iyisini yapabilecek kimseyi henüz göremedik. Millet olarak. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelsene. Ben gelip reis desene. Ben diyorum bak, ben reis diyorum. Ben seni söylemeni istiyorum. Efendim yarın seçim olsa Cumhurbaşkanlığında adayım. Abi reis. Onun sebep. Başkası yalan. Sebep? Her şey ortada abi. Her şey ortada. Suriye dersen, Libya dersen, Akdeniz dersen, Türkiye içindeki olan olaylar dersen, 7 kişi birleşmiş bir kişiyi yıkmaya. Tayyip Erdoğan. Sebep? Sebep? Tek adam. Başka yok. Başka yok. Diyorsun. Tabii. Peki, teşekkür ederiz. Başka verecek adam yok ki verecek. Peki efendim, siz nasıl değerlendirirsiniz? Ben de Tayyip Erdoğan'a veririm. Çünkü başka vereceğim ondan güçlü adam yok yani. Diyorsunuz. Bana... Merhaba. Merhaba. Abi, hayırdır diyeceğim. Bizim olayımız farklı da. Senin bu olayı sorayım. Senin bu olay nedir? Oğlum durdum. Arda. Tamam. Ya bu senin mi abi yoksa? Yok. Kardeşimin. Yarısı kardeşimin. Annelerini getirdik şurada bursa. Peki. Bizim olayımız farklı ama çok tatlı bir gözüküyorsunuz. Çok eyvallah, güzelsiniz. Sağ olun. Yarın seçim olsa Cumhurbaşkanlığında kime oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Sebep? Yani seviyorum ben o adamı. Yani daha iyisi yok bence. Tayyip Bey. Sebep? Sözünün arkasında duruyor. 20 yıldır kendini kanıtlamış. İyi bir lider, dünya lideri. Yani şimdi daha macera aramaya gerek yok diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Efendim siz kime oy veriyorsunuz? Aynen katılıyorum. Tayyip Bey'e. Tayyip Bey'e diyorsunuz. Sebep olarak da? Aynen katılıyorum. Aynen sebepler. Tayyip Bey. Tayyip Bey aynı sebeplerden aynen. Dolayı. Evet. Peki, teşekkür ederim. Efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu. Sebep? Dürüst olduğu için. Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Sebep? Sebep ülkemizin gelişimi adına yapabileceklerine daha fazla inandığım için. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Sebep? Sebebi ülkenin geldiği 20'lik süreç belli. Ülke nereden nerelere geldi. Mevcut şer odakları zaten belli. Yani bu sayede Tayyip Erdoğan demekten başka çare yok. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Kime verir misin? Ben size soruyorum. Ben de sana soruyorum. Tayyip Erdoğan. Peki, teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Sebep? Artık yeter. Zamanı geldi, değişim zamanı. Recep Tayyip Erdoğan'a. Sebep? Sebep burada saymayla bitiremeyiz sebeplerini. Bence ona vermemden önce diğerlerine neden vermediğime bakarsak bunu daha iyi anlayabiliriz diyelim. Yani 6+1, 6.5 masanın kime hizmet ettiğini, bundan sonra kimlere hizmet edeceğini göreceğiz. O yüzden ben Recep Tayyip Erdoğan'a neden verdim değil de diğerlere neden vermediğimi sorgularsak bence bu daha iyi olur. Çünkü onların hizmet ettiği yer çok farklı yerler. Yarın seçim olsa Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz? 4 aday var. Benim oyumu verecek bir parti bulamıyorum ben.
Oyum çok değerlidir. Peki o zaman kullanmayacak mısınız? Kullanacağım. Ama karar vermediniz. Vermedim henüz. CHP tabii ki. Adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki, yani sebebi gördüğünüz gibi. Açıklamaya bence gerek yok. Her şey ortada. İnsanlar gözünü açarsa görür sebebini. Peki, teşekkür ederim. Ben CHP'ye veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan abi. Sebep abi o kadar yol yaptı, köprü yaptı, hastaneleri yaptı. Hep görüyoruz yani hep bunları. Ama öbür taraftan da hani biraz daha vaatler daha yükselirse belki oraya da olabilir abi. Duyulmadı ama. AK Parti. Adayınız? AK Parti. AK Parti kurban. Sebep? Sebebi yok AK Parti. Peki teşekkür ederiz. Efendim siz kim oluyorsunuz? AK Parti'ye veririz. Cumhurbaşkanı AK Parti'ye. Sebep? Sebebi o adamı seviyoruz. E tabii ki Millet İttifakı'na. Adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Sebep sorabilir miyiz? Artık demokrasiye geçiş istiyorum. Vallahi şu anda herhangi bir şey düşünmedik. Düşünmüyoruz. Bakalım nedir, neyini, gün, zaman neyi gösterir. Ona göre bakacağız. Şu an kararsızlar. Kararsızız, evet, evet. Peki efendim, siz? Ben Tayyip Erdoğan. Bugün de yarın da. Her konuda onun için. Değerli izleyenler, sevgili Erzincanlılar. Artık geldik programımızın sonuna. Rüzgarlı bir Erzincan gününden, sokaklarından sizlere seslendik. Mikrofonumuzu sizlere uzattık. Aslında ufak bir anket yaptık. Anketimizde 4 isim sorduk ama ne yazık ki 2 isme cevap alabildik. Bu ankette diğer 2 isme ne yazık ki kimse söylemedi. Tabii ki seçime az bir süre kaldı. Gün içerisinde kararlar değişecektir. Çünkü ülkede, Türkiye'de gündem günlük olarak değişiyor. Yapılanlar, söylemler bunlar mutlaka etkili olacaktır ve söylenmeye de devam edilecektir. Erzincan'da herkes bir şekilde görüşünü hemen hemen netleştirmiş gibi. Kararsız kesim de var, gençler de var, daha konuşamadığımız birçok insan da var. Ama seçime kadar bu mikrofonlar size uzatılacak ve bu anketler yapılacak. Aslında bu anketleri sadece biz de yapmayacağız. Oturduğumuz sohbetlerde, içtiğimiz çaylarda, yediğimiz yemeklerde bu anketler herkes tarafından yapılacak. Herkes çevresindekini mutlaka soracak, sorduracak ve bir şekilde cevap almaya çalışacak. Ama dediğimiz gibi bu bir seçim ve bunu sadece 5 yıl için yapıyoruz. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yani 5 yıl için yapacağımız bir seçim için lütfen ama lütfen kimse kimsenin kalbini kırmasın. Kimse kimseye kötü söz söylemesin. Tek temennimiz o. Yoksa 5 yıl sonra zaten gelen iktidarı değiştirmek sadece ve sadece halkın iradesine bağlı bir şeydir. Ve bunu da her 5 yılda bir yapabilirsiniz. Bunda kimsenin de şüphesi yok. Efendim, güzel bir Ramazan gününden sizlere artık veda ediyoruz. Erzincan'da soğuk bir hava var. Bugün sokaklardaydık. Ben de üşüdüm. Kameraman arkadaşım Ozan Albayrak da bugün çok üşüdük ki kendisi hasta hasta bugün çekimlerde bana yardımcı oldu. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi bundan sonra seçime kadar büyük ihtimalle hep bu anketleri göreceğiz. Bu anketleri soracağız. İsimleri soracağız. Belki partileri soracağız. Belki milletvekillerini soracağız. Ama eninde sonunda hepimiz yine bu memlekette yaşayacağız. Ve bu memleket bizim memleketimiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Efendim herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Recep Çetin'le Sen de Konuş'u bu hafta burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Recep Çetin'le Sen de Konuş programını Tamer Tanca gururla sundu.